ikraha fiddini. Dinde hiçbir zorlanma yoktur. Kad tebeyyener rüştü minel gayyi. Bak, erlik de doğruluk da birbirinden ayrılmıştır. Yani insanların önünde eğri yol, doğru yol, ikisi de önünde. Zorlama yok. Ama kime? Onu açıklayayım biraz sonra. Femen yekfur bit tağut. Femen yekfur bit tağut. Kim tağutu inkar ederse, yani tağut neydi? Tağut, tağa, azmak. Allah'a karşı, hükümlerine karşı, emirlerine karşı azgınlaşan her kim varsa, her ne düzen varsa tağuttur. Allah'ın emrinin uygulanmasını engelleyen, Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını engelleyen, bu hususta azgınlaşan her ne düzen, her ne sistem, her ne kişi varsa işte bu tağuttur. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse fekad istemseke, bak, fekad istemseke bir urvetil vuska, kopmak, yani sapasağlam, sapasağlam bir kulpa tutunmuştur. Ben fisame leha, yani kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa tutunmuştur. Vallahu semi'un alim, Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Şimdi, değil mi? Şimdi dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama kime yoktur? İslam dairesi dışındakilere. İslam'a girene kadar Allah hükümlerini koydu. Peygamber getirdi hükümleri. Tercih etme hakkı insanların önünde. Zorlama yok. İman ederse eder, etmezse etmez. Ama bunu yanlış anlıyorlar ayeti. Dinde zorlama yok diyorlar ya bazı cahiller. Dinde zorlama var. İslam dairesinin içerisine girdiysen orada zorlama var. Müslümanım diyorsa. Yani şöyle, bir okulda diyorlar ki şu üniformayı giyeceksin. Ne bileyim, bir devlet dairesinde, hastanede şunları giyeceksin diyor. Doktorlar şunu giyecek, hemşireler şunu giyecek. Bir zorlama var. Orada zorlama ama dışarıdaki insanlar için hastaneye gelince bunu giyeceksin diye bir zorlama var mı? Yok. Ya da herhangi bir okula giden çocukların dışındakilere yok. İşte oraya, o dairenin içine giren için zorlama var. Yani oruç tutmaya zorlama değil mi? Tutacaksın diyor. Nefsine zorlama değil mi? Zor gelmiyor mu insanların? Değil mi? Demek ki bir zorlama var. Namaz kılmak insanların nefsine zor geliyor. Ama emir zorlayıcı, kılacaksın diyor. Demek ki zorlama var. İşte bu zorlama bir de ne demiştik? Tağutu inkar etmek, tağutu reddetmek, ona itaat etmemek imanın gereklerindendir arkadaşlar. Yani insanlar kendilerine çeşitli tağutlar edinebilir. Bak, bunun içine gerçekten çok şeyler girer. Şeytan da bir tağuttur. İnsan çeşitli şeyleri, faktörleri tağut haline getirebilir. Allah'a ibadetten alıkoyan her ne varsa tağut hükmüne girer. Allah'a ibadetten alıkoyan her ne varsa. Patronunu tağut haline getirebilir birisi. İşte adam beni işten çıkarır diye namaz kılmaz. Değil mi? Mesela namaz kılmak yasak der adam. Ne yapayım? Patron yasaklıyor der. Onun korkusundan namazı kılmaz. İşte onu bir tağut haline getirir. Ona yaranmak için namazı terk eder. Yani bunun örneklerini siz kendi için doldurun. Yani hayatımız içerisinde tağut haline getirebileceğimiz birçok şey olabilir. O nedenle bu tağut meselesi çok dikkat etmek lazım. Allah'ın hükmü dışında hüküm koyan her ne varsa o da bir tağuttur. Affedersiniz.